Eğlenceli giriyorsunuz ama orada ya. Biz de bir şey bulalım. Ne yapsak? Ne? Taş, kağıt, makas mı? Tekerleme söyleyeyim. En sevdiğim tekerlemeyi söyleyeyim mi? Kartal kalkar. Yok şey. Siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddet takarsınız ama. İstersem kendim söylerim. Siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddet takarsınız ama. Şeyde falan da hiç çalışmadık ha. Bu kaçıncı sezon, kaçıncı bölüm? Galiba 4. sezon 6. bölüm. Dijital Pusula'dan herkese merhaba. Uzunca bir aradan sonra birlikteyiz tekrar. Bengüs, ne haber? İyi, senden ne haber? İyi, ben de iyiyim diyelim, iyi olalım. Son kestiğimizde üstümüzde uzuk oldular vardı. Evet, mevsim değişti. Mevsim normalleri hala olmasa bile bayağı bir zaman geçti üzerine. Bu kaydı 3 hafta falan önce yapacaktık ama benim kronik farenjitim nüksetti ve böyle sürekli öksürük nöbetleri dakikada bir. O yüzden yapamadık bir türlü. Yani şu anda çok iyi olduğumu söyleyemem o konuda ama en azından böyle bu ay bitmeden konunun anlam ve önemine ithafen yapalım dedik artık. Konumuz gökkuşağı. Evet. Gökkuşağı ve onun güzel renkleri. Pazarlamada LGBT konusu, markaların yaklaşımları, Türkiye ve dünyadan örnekler diye özetledik konu başlığımızı. Bunun üzerinde konuşacağız bugün. Bunun üzerinde aslında konuşmak istememizin çok fazla sebebi var. Pazarlama odaklı olarak ele almak istememizin. Öncelikle biz daha önceki yayınlarımızda, podcastlerimizde ve aslında diğer içerik türlerimizde de toplumsal cinsiyet rollerine ve bununla ilgili böyle markaların ve reklam dünyasının ayrıştırıcı tutumlarına çeşitli şekillerde değinmiştik. Ama cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleriyle alakalı çok fazla konuşmadığımızı fark ettik. Pazarlama nezdinde, markalar nezdinde. Sanırım bunun için de böyle güzel doğru bir ay seçtik gibi geliyor. Evet. Pride ayı çünkü, onur ayı bu ay. Bütün dünyada ve Türkiye'de de aynı şekilde bazı işte eylemlerin, gerçi şu anda pandemi dolayısıyla evet, çok normal şartlar altında eylemlerin yapıldığı zaman. Evet, ama işte insanların çeşitli böyle bildirilerini yayınladığı, bu anlamda mesajlarını verdiği güzel bir ay, bir farkındalık ayı. Bu şekilde biz de bu konuya değinelim dedik kapsamlı olarak ve bizi dürtüleyen bir şey daha vardı. Sanıyorum bu podcast'i ilk kaydetmeye karar verdiğimizde 3 hafta kadar önce Decathlon'un bir paylaşımı olmuştu. Evet. Bu işe alım süreçleriyle alakalı işte LGBT artı bireyleri kucakladıklarını, desteklediklerini ve işe alım süreçlerinde bu diversity, yani çeşitliliğe önem verirken bunu da göz önünde bulundurduklarını duyurdukları bir bildiri vardı. Bu çok güzel, çok doğal bir şey tabii ki ama buna gelen sosyal medyadan olumsuz yorumlar bizi biraz üzdü ve düşündürdü. Hani biz şu anda bu konunun neresindeyiz, markaları nasıl algılıyoruz, bu etki tepki nasıl ilerliyor diye. O yüzden de bu şekilde bir sunum hazırladık sizlere. Okey, ben biraz böyle temel kavramlardan bahsederek başlayacağım. Bunu böyle çekmeye karar verdiğimizde küçük bir çekincemiz de vardı aslında. Hani biz birer böyle dil bilimci ya da sosyolog değiliz. O yüzden böyle terminolojileri falan yanlış kullanarak bir şekilde insanları incitme ihtimalimiz var mı acaba diye düşündük. Ama burada şey gibi aslında, hani niyetimizden, iyi niyetimizden ve konuyu tamamen pazarlama kapsamında ele alma amacımızdan şüphe etmediği sürece dinleyenler, izleyenler çok da sıkıntı olmayacağını düşünmekle birlikte yine de herhangi bir hataya mahal vermemek için ben bazı temel kavramları sözlük anlamlarından okuyarak ilerlemek istedim başlangıçta. O yüzden şöyle cinsiyetle başlayalım. Şimdi cinsiyet, İngilizcesi sex olan kavram, bu aslında biyolojik cinsiyeti ifade ediyor ve canlı türlerinin neredeyse tamamının özellikle üreme organları ve sistemleri üzerinden kadın ve erkek olarak iki temel biçimde farklılaşmasının karşılığı. Bu doğuştan gelen bir şey aslında. Bir de toplumsal cinsiyet kavramı var. Bu da İngilizce'de gender olarak kullanılıyor karşılığı. Burada da kadının ve erkeğin rollerini, sorumluluklarını, güç ilişkilerini ve toplumsal konumlarını belirleyen bir kavram söz konusu.
Yani aslında anlaşılacağı üzere bu sonradan ortaya çıkan bir kavram, yani üretilen bir kavram. Yaşanılan zaman coğrafya ve kültüre göre değişiyor. Farklı cinsiyetlere sahip insanlardan beklenen sosyal rol, davranış ve fiziksel görünüşün bütününü ifade ediyor. Ve pazarlama dünyasında, reklam dünyasında da aslında sıkça bu rollerle karşılaşıyoruz diyebiliriz. Zaten reklamlar ve medya bize geleneksel değerleri yeniden böyle pişirerek önümüze koymaktan sorumlu gibi aslında çok uzun yıllardır diyebiliriz. Yani bu kavramları pekiştiriyor ve kadının ve erkeğin cinsel rollerini aslında kullanarak bize ideal yaşam biçimleri, ideal görünüm biçimleri veriyor. Yani ben böyle konuşurken sürekli sanki pazarlamayla hiç ilişkim yok gibi anlatıyorum bunları. Benim bir pazarlamacı olarak durduğum nokta ve bakış açım bu olmadığı için çok rahatlıkla böyle eleştirel bakış açısıyla aslında anlatabiliyorum bunu. Yani bizim de aslında birer pazarlamacı olarak maruz kaldığımız şeyler bunlar. Gerek geleneksel medyada gerek dijital medyada. Yani baktığınız zaman aslında bir diş macunu reklamında bile bir kadının cinsel obje olarak kullanılması alt metinlerle söz konusu olabiliyor. Yani kolayda bir ürün aslında baktığınız zaman diş macunu. Ama işte bu diş macunu kullandığınızda işte bütün nefes kokularından kurtulacaksınız ve gülüşünüz güzelleşecek ve işte karşı cinsin dikkatini çekme ihtimaliniz daha çok artacak gibi bir alt mesaj vardır altında onların. Dolayısıyla da yani bütün kolayda ürünlerden çok daha böyle premium, yüksek fiyatlı ürünlere kadar, markalara kadar her zaman beynimize bu mesajlar, toplumsal cinsiyet rolleri işleniyor diyebiliriz. Şimdi biraz daha komplike tarafa geçiyorum. Yani toplumsal cinsiyet rolleri aslında pazarlamayla yakından uzaktan böyle ilişkisi olan olmayan herkesin reklamlarda işte pazarlama kültürü içerisinde bu mesajları fark edebileceği bir kavram toplumsal cinsiyet rolleri. Yani baktığın zaman işte karşına çıkan her reklamda kadın nedir? Hani bir deterjan reklamında elinde sünger ovalayarak çıkarmaya çalışan kadındır. İşte dışarıdan işten takım elbiseyle eve gelen ya da araba kullanarak çocuklarını okula götüren genellikle erkektir. Yani bunlar bize sürekli dayatılan roller. Evet. Ama cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği biraz daha işin komplike ve farklı ele alınması gereken taraf. Çünkü ne yazık ki toplumsal cinsiyet rolleri tarafında biraz ilerleme kat edilse bile pozitife doğru, bu tarafta durum biraz kritik. Onlara da zaten geleceğiz. Şimdi cinsel yönelim, sexual orientation olarak İngilizcesi karşılık buluyor. Bireyin karşı cinse, hem cinslerine ya da her ikisine karşı duygusal ve cinsel anlamda ilgi ve yakınlık duymasının karşılığı. Ya aslında şey de olabilir değil mi Bengisu? Hiçbir cinse karşı işte ilgi, evet, ve yakınlık duymama da olabilir. Mesela bu tanım da eksik aslında. Cinsiyet kimliği de, ya bak ben korkuyorduk işte. Evet, direkt güldüm. Neyse böyle aklınıza geldikçe tamamlayarak biz de onu kompanse ediyoruz neyse ki. Cinsiyet kimliği de sex identity. Yani İngilizcelerini de söylüyorum ki biraz daha hani İngilizce bilen ve bu kavramları ilk öyle duyan insanların kafasında pekişsin. Cinsiyet kimliği de kişinin vücuduyla ilgili bireysel hislerini içerecek şekilde tıbbi, cerrahi ya da diğer araçlarla bedensel olarak görünüşünü ya da fonksiyonlarını özgür bir şekilde değiştirmeyi de kapsayabilen, doğumdan itibaren kazandığı biyolojik cinsiyetle uyumlu ya da uyumlu olmayabilen benimsediği kimlik. Yani ne kadar farklılaştı iş artık giderek, evet. Bu kimlik kişinin cinsiyeti hakkında derinden hissettiği içsel ve bireysel duygulara ve giyim, konuşma, davranış biçimlerinde içerecek şekilde cinsiyetin diğer biçimlerde tüm dışa vurumlarına atıfta bulunuyor. Bu şekilde kafamızda bu kavramları biraz somutlaştırdıktan sonra inanıyorum ki birazdan vereceğimiz bütün örnekleri dinleyenler, izleyenler bu kavramlar çerçevesinde daha kolay değerlendirebilecektir. Öyle düşünüyorum. İstersen devam edelim. Bu woke marketing'e geçiyor dediğim gibi. Hani bu şekilde aramada yapabiliyorsunuz bu konuda. İşte yani kullanıcıların gitgide, müşterilerin, kullanıcıların gitgide daha fazla markalardan bu tarz şeyler bekliyor. İşte sosyal ve siyasi anlamda bir duruş beklemesi anlamına geliyor aslında bu. Hatta ben bu konuda biraz araştırma yaparken şeyi de gördüm.
bir tane araştırmada katılımcıların %60 küsürü şey demiş mesela, ben bir markanın sosyal veya politik duruşu sebebiyle işte o markayı satın alabilirim ya da boykot da edebilirim. Yani %60 gibi büyük bir kesim olduğu için artık markalarda özellikle son 1-2 senede hatta iyice arttı. Ondan önce de tabii ki vardı bu tarz şeyler ama şu anda markaların yapmaması ekstrem bir durum gibi duruyor hatta. Evet. Yani birini seçmesi gerekiyor. Yani işte kadın hakları, LGBTQ hakları, işte başka işte çocuk hakları, ne bileyim geri dönüşüm olabilir, işte dünya ile ilgili olabilir. Bir şeye tutunması gerekiyor o markanın şu anda saat şey kalabilmesi için, yerini koruyabilmesi için. Biz de hani bu markalardan en çok ses getiren, şey yapan, en çok ses getiren kampanyalara sahip olanlar ya da en çok bu eşitsizliği, dengesizliği vurgulayan ya da hatta bunun üzerine hani bir şeyler yapmış, işte bir etkinlik oluşturmuş, bir bağış yapmış, bir dernek kurmuş olan hani bu kampanyalardan biraz bahsedelim istedik. Hı hı. Mesela bunlardan ilki emzirme konusunda çok konuşulan, çok tartışmalı bir konu şu anda. Çok garip olsa da bunun tartışmalı olması. Bununla ilgili bir tane marka mesela, bu bir tane pere şeylerde galiba, pere diyecektim. Böyle sokaklarda işte kocaman balonlar, kocaman heykellerle gezen festivaller oluyor. Onlardan birinde mesela çok devasa bir memeyle bütün İngiltere sokaklarındaydı galiba, Londra'nın sokaklarında. Aha. Bunu gösteriyor işte, bu konuda da böyle bir şey yaratmaya çalışıyor. Bir bilinç yaratmaya çalışıyor, bilinirlik yaratmaya çalışıyor. Hı hı. Bir diğerinde de Axon, yani hedef kitlesi direkt erkek olan bir markanın erkekler de ağlar şeklinde. Hala da bunu söylemeye ihtiyaç duymamız, bu reklamları gerçekten bahsederken. Ben böyle hepsini hala şeyden bahsediyorum gerçekten. Evet. Ya üstünden geçerken diyorum ki hala bu mu yani? Konuşuyor olmak zorunda olmak değil mi? Erkekler de ağlar diyor. Bilmiyorsanız bizim şeyler değil de yani artık neyse, böyle bir şeyden bahsediyor. Ondan sonra erkekleri objeleştiren bir moda kampanyası var. Burada ise çıplak bir erkek kullanılmış. Ve bu mesela gittikçe aslında bu konuda ilerliyoruz gibi duruyor. İşte kadınların daha cinsel obje olarak konumlandırılmaması ya da işte temizlikten bahsettik mesela. Temizlik markalarının artık erkekler de bahsetmesi, şey, erkekleri de kullanması şeylerinde, reklamlarında gibi. Ama hala da yani hala böyle kazıp çakmış bu tarz reklamları markalarda var. Ben mesela bir ara NBA izliyordum. NBA maçlarını izliyordum. Aha. Yıllar önce tabii bu ama çok da eski değil yani. Mesela böyle hani yine işte kadın hakları, işte kadınlar şudur budur falan, hani böyle güzel güzel reklamlar ortaya çıkıyordu. Ve artık hani her şey iyiye gidiyor gibi görünüyordu. Ama o NBA maçlarında mesela işte bir kadın böyle of deli gibi ısırıyor hamburgeri. Ondan sonra üstüne akıyor, işte göğüslerine akıyor. Yok bacaklarının arasından hamburger, böyle bir anda işte kadın bacakları şurada hamburger duruyor saçma sapan. Bunlar hala devam ediyordu. Yani hala da devam ediyor bir sürü şekilde. Yani markalar bir şekilde ürününü satmak ve karşı tarafa mesaj geçirmek için bu kendi kafasında idealize ettiği cinsel rolleri ya da işte güzellik algılarını kullanmaktan bir şekilde kaçınamıyor. Yani evet. Bunu hemen hemen her marka yapıyor gerçekten. Yani %100 olarak bundan sıyrılabilmiş bir marka var mı onu da bilmiyorum. Tamam, hani az önce söylediğim gibi bir çizgi üzerinde en azından kendi sorumluluk alanı belirlemiş markalar çok. Hani onları örneklendireceğiz. Ama baktığın zaman o markalar bile bu az önce bahsettiğimiz negatif mesajlardan %100 olarak sıyrılmış değil. Evet. Yani karşımıza öyle bir marka çıkmıyor ne yazık ki. Ya bunu markanın artık kökleşmiş bir kültürünün bir parçası olması gerekiyor. Yani evet. Yalnızca bir iki reklamında ya da o çeyrekteki reklamların, o dönemdeki reklamlarında bir sunduğu bir değer olarak olmaması gerekiyor artık bunun. Evet. Sen de dediğin gibi işte bunu da tabii markalarda görmemiz gerekiyor yani bu değişimi. Bunun bir diğeri de mesela Adidas'ın işte bir kadının bacağındaki tüyleri gösterdiği reklamı. Bu da çok, çok gerçekten aşırı fazla ses getirmişti o yayınlandığı zamanda. Bir diğerinde de yine bunda da hala bunun ilk olması dediğim bir reklam bile. TED reklamında renk kanını gerçekten kırmızı renginde gösteren bir reklam olması. Gerçek mesela. Formunda. Yani bu zamana kadar nasıl biz onu işte mavi bir jel olarak izleyip kabul etmişiz. Gerçekten çok düşündürücü bir şey yani. Hani medyanın insanın beyni üzerinde yaratabileceği tehlikelerin boyutlarını bir şekilde aslında bize anlatıyor bu. Yani o kadar kanıksamışız ki. Oysa hayır, yani yaşadığın gerçek o değil. Ama sana öyle gösteriyor ve sen onu kabul ediyorsun, sorgulamıyorsun. İşte bunlar gibi reklamları gördükten sonra pazarlamada tüm önyargılar yıkılıyor olabilir mi diye sormuştuk biz de.
Sonra da acaba yoksa hepsi değil de bazıları mı yıkılıyor diye de devam etti sonrasında. Çünkü mesela şu an bütün dünyada bir feminizm konuşuluyor en azından. Yani hani birçok ülkede bu artık hani çok kayda değer bir şekilde artık konuşuluyor ve olumlu bir şekilde konuşuluyor. Bazılarında hala tartışmalı şeyler var, konular var bu konuda. O yüzden de markalar açıkçası bunun biraz suyunu çıkarıyor. Yani bu trendin kadınlarla ilgili, kadın erkek eşitsizliği gibi konularda. Ama işte LGBTQ, LGBT dediğimiz konsepte çok fazla reklam hala göremiyoruz. Yani sırf bu odakla da olması gerekmiyor zaten. Yani bir çiftin oynadığı herhangi bir reklamda biz aynı cinsiyete sahip iki aynı cinsiyete sahip bir çifti görmüyoruz. Evet. Bunlardan bunları da düşününce hani buna daha sıra gelmemiş gibi duruyor. Bunu daha çok sahiplenmiyor gibi duruyor markalar. Çok güzel bir noktaya geldin gerçekten. Aslında şu anda bunu konuşuyor olmamızın zemini şu değil. Yani markalar işte LGBT'yi avaz avaz bağırarak savunsun. İşte bu konsepti reklamlarında, pazarlama iletişimlerinde, mesajlarında kullansın değil. Aslında bu bir tercih, ya yani özel bir tercih olmayacak kadar normal bir şey diye düşündüğümüz için markaların bunu hani normal pazarlama iletişimlerinde heteroseksüel çiftleri kullandığı şekilde kullanmasını savunuyoruz biz zaten şu an. Yani o zeminde değerlendiriyoruz. O yüzden güzel bir yere getirdin yani konuyu. Şimdi ben devam edeyim istersen. Yine ilk örneğe döneceğiz galiba. Evet, yani bizim de aslında bu konuya değinmek için dürtülendiğimiz konu bu Decathlon'un paylaşımıydı. Şu anda ben paylaşımına bakıyorum. Tekrar sunumumuzda da var. Paylaşım şu şekilde metni. Decathlon'da her renge yer var. Cinsel kimlik ve yönelimden bağımsız olarak herkes için eşit bir çalışma ortamında çeşitlilik ve kapsayıcılığı destekliyoruz. Ve bunun altına gelen çirkin yorumları, yani zaten yani seninle de birlikte inceledik, işte ekipte de bakmıştık. Bir tanesini örnek veriyorum sadece. Siz şuna kısaca eşcinselliği destekliyoruz desenize. Yani dese ne olacak? Ve şey hani acı olan kısımlardan bir tanesi de olayın gidişatı. Şu çok güzel bir şey bu arada, hani tabii ki geri adım atmadı. Biz işte bu gelen yorumları gerçekten şaşırarak ve üzülerek takip ediyoruz. Ama duruşumuzun arkasındayız ve bundan gurur duyuyoruz şeklinde bir açıklama daha yaptı Decathlon. Açıklaması çok hoş ama bir markanın o ilk bildirisinden sonra tekrar böyle bir şey açıklama zorunluluğu hissetmesi de bir o kadar acı aslında. Ya hiçbir zaman şey değil bu arada. Mesela birazdan akademik kaynaklarda bazı böyle altını çizdiğim cümleler de var. Şu olması gerekmiyor Bengisu. Hani eğer senin markanın hedef kitlesinde hiçbir şekilde LGBT bireyler yoksa illaki onları işte bir figür olarak kullanman, atıfta bulunman, işte destekleyici bir kampanya yapman şart değil aslında. Hani ayrıştırmamaktan ya da alternatif bir şey gibi göstermemekten bahsediyoruz ya zaten. Senin hedef kitlen de varsa onu kullanman zaten çok doğal ve olması gereken. Yani bu yüzden insanların da, yani tüketicilerin ya da hedef kitle içerisinde yer alan LGBT dışındaki insanların da olaya şöyle bakması gerekiyor. Burada ötekileştirilen bir grup var. Ya yani her ne olursa olsun sosyolojik olarak bu böyle ne yazık ki. Ve başka bir sebepten dolayı senin bir zaman içerisinde böyle hani hayatta bir dönemde ötekileştirilmemen garanti değil. Ya da azınlık olmaman garanti değil. Yani sen aslında işte alışveriş yaptığın, işte ne bileyim kullandığın bir markanın bu tutumunu bu şekilde değerlendirip aslında gurur duyabilirsin. Yani bir şekilde ben de yarın azınlık bir grupta yer aldığımda, belki sayım dolayısıyla, belki başka bir sebep dolayısıyla azınlık olduğumda beni de savunacak bir markayı aslında ben işte benimsiyorum ya da ondan satın alım yapıyorum diye. Hani bundan gurur duyabilmek ve desteklemek farklı demek. Farklı görüşleri destekliyorsun aslında orada. Yani yalnızca yani bu değil çeşitli. Senin desteklediğin şey. Aynen öyle, yani bu şekilde bakılması da mümkünken sana benzemeyen ya da benimsemediğin herhangi bir görüşü ya da işte görünüşü
bu şekilde birdenbire öteliyor olmam en kaba tabirle zaten faşizm oluyor. Evet. Başka bir açıklaması olmuyor bunun. Ne yazık ki hedef kitle yani tüketiciler bazında markalar bir tık böyle önce adımlar attığı anlarda bile bu noktadayız. Hı-hı. Yani bu da aslında böyle birbirini ters şekilde tetikleyen şeyler. Yani belki de bazı markalarda bu tepkilerden çekindiği için bu konuda atılımlar yapmıyor da olabilir. Hı-hı. Doğrudur yanlıştır bu kesinlikle tartışılır. Çünkü Decathlon duruşunu savunuyor gördüğün gibi bu gelen yoruma rağmen. Ama bu da mümkün olabilir. Yani aslında bireylerin, insanların, tüketicilerin de bakış açıları burada çok önemli markalarla birlikte. Yani birlikte gelişen süreçler bunlar. Sonrasında mesela Kaan Sekban, yani bu çok böyle ismini duyduğum biri ama farklı alanlarda ben takip etmiyorum çok. Ne yapıyor, ne ediyor, mesleğini çok bilmiyorum ama şu tweet hoşumuza gitmişti. Tweetini alıntılayacak kadar sevdik. Decathlon'u boykot eden tırnak içerisinde vermiş. Delikanlılar hadi bakalım göreve demiş. Çünkü altında da şeyi alıntılamış. Apple CEO'su Tim Cook, geylik bana Tanrı'nın en büyük armağanı demiş. Yani şimdi Apple'ın marka bağımlısı olan her kültürden, her işte topluluktan ya da yönelimden o kadar çok insan var ki milyarlarca. Hani gerçekten biraz da şey oluyor, ikiyüzlülük oluyor galiba değil mi? Hı hı. Yani böyle vazgeçemeyeceğim markalar yaptığında... Evet, evet. Yani bir görüşün yok aslında. O görüşü evet. Markaya göre şey yapıyorsun, tercih ediyorsun. Yüklenebildiğin markaya yapıyorsun her konuda olduğu gibi. Şimdi şey, bu konuda biraz akademik kaynaklara da baktık. Böyle hani güncel olarak takip ettiğimiz bloglar vesaire var ama akademik yayınlar ne söylüyor diye. Şimdi bir LGBT haklarını korumayı amaçlayan yardım kurumu Stonewall diye bir kurum varmış. Burada yönetici olan Joey Hambidge'e göre markalar pazarlama ve reklamcılıkta kültür, yaş ve cinsiyet çeşitliliğini geliştirme açısından daha iyiye giderken LGBT bireylerin temsil edilmesinde hala belirgin derecede eksiklikler var demiş. Bunu 2016'da söylemiş. Az önceden beri aslında bizim kendi aramızda pekiştirmeye çalıştığımız düşünceyi destekliyor. Şuydu, hani diğer ötekileştirme ya da diğer böyle toplumsal cinsiyet rolleri konusunda markalar biraz ilerlemeye çalışıyor. Ama bu tarafta gerçekten hala çok çok eksik. Bu kaynakta bunu desteklemiş oluyor. Bir de yine az önce söyledim ya hani hedef kitlesinde yer alıyorsa aslında buna değinmesi, bununla ilgili pazarlama iletişimi yürütmesi çok daha anlamlı ve zaten belki de olması gereken diye. Aynı araştırmanın içerisinden bir alıntı daha yaptım. Burada da şey diyor, LGBT pazarının rekabet avantajı sağlamanın mümkün olabildiği seyahat endüstrisi gibi bazı kategoriler için tanımlanabilir bir niş pazar olduğu belirtiliyor. Yani seyahat eşcinsel ya da eşcinsel olmayan bir çifte pazarlama açısından ayrı tutulabilecek bir kategori diyor. Yani çok farklı offerlarla gidebilirsin, işte çok farklı konseptler çıkarabilirsin eşcinsel bir çifte ya da eşcinsel olmayan bir çifte diyor. Bununla birlikte mesela bu iki yönelim arasında araba satın alırken, satın alma kararını verirken çok ayırt edici bir şey yoktur diyor. O yüzden mesela belki de bir araba markasının bunu işte her pazarlama mesajında, her reklamında vermesi belki çok mantıklı olmayabilir. Ama hani gerçekten sizin hedef kitlenizde yer alan bu segmentler bir farklılık yaratıyorsa satın alma kararlarında bunu kullanabilirsiniz. Kullanmanız doğru olandır diyor aslında bu kaynak. Yine çok böyle bam teli bir şey var burada. David Paisley diye bir araştırma direktörü. Pazarlamacıların klişelerden uzak durmaları ve alternatif yaşam tarzı gibi bu bireyleri ötekileştiren bir dilden sakınmaları gerektiğini belirtiyor. Evet. Yani bu neye göre alternatif? Sen buna ne hakla, nasıl bir mentaliteyle alternatif diye bir isim koyuyorsun? Çünkü ya belirli bir yaşam tarzı var, bu ona alternatif demek. Evet. Yani nereye varmaya çalışıyorsun? Ben zaten de. Senin koyduğun bir standart. Yani örnek vermek gerekirse işte heteroseksüellikte o zaman... heteroseksüel olmayan bir birey için alternatif yaşam tarzı. Hı hı. Yani aslında alternatif gibi güya kucaklayıcı ama aslında çok ayrıştırıcı olan terimleri
kullanmaktan kaçınmalılar pazarlamacılar, markalar vesaire. Bunun altını çizmiş olalım. Yani bu işte LGBT marketing olmuyor. Yani sen bunu alternatif yaşam tarzı deyince tam tersi bir şey oluyor aslında. Kaş yaparken göz çıkarıyorsun diyebiliriz. Evet. Burada da neler yapmak lazım? Ona geçebiliriz hatta biraz. İleride de zaten hani, markalar neleri doğru yaptı, işte en iyi markalar neler gibi bir konuya gireceğiz ama burada mesela bir araştırmada işte Human Rights Campaign diye bir şeyde görmüştüm ben bunu. İşte LGBT pazarlama için birkaç öneri vermişti. Mesela kapsayıcı ve çeşitli olun demişti. Burada hani sadece işte hetero çiftler ve işte eşcinsel çiftleri kullanmak anlamında değil, çeşitli yaşlar, çeşitli ırklar, cinsiyetleri yansıtan işte LGBTQ bireylerini kullanın. O bireyleri işte aile üyelerini, arkadaşlarını, çiftlerini hani bunları yalnızca belki çift olarak konumlandırmak yerine işte hani birinin annesi birinin işte çocuğu gibi de olabilir. Yani illa aynı stereotipten, herkesin aynı tipten işte gitmesine gerek yok diyor burada. Yaş olarak da mesela işte sadece hani 30-40 yaşların arasında olanları değil, daha işte ileri yaşları mesela da konumlandırabilirsiniz reklamlarınızda. Bunun dışında lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel klişelerine karşı duyarlı olun demiş. Burada mesela insanları karikatürize etmemekten bahsediyor. İşte burada direkt hani çeviri olarak aldığında bundan bahsediyordu. Kadınsı gay bireylerin ve aşırı erkeksi kadınlar artık eskimiş betimlemeler diye geçiyordu bu yazıda. Evet. Yani yine işte stereotipe varıyor. Yani sen buradan kaçırmaya çalışırken insanları bu kalıplaşmış saçma kalıplardan kaçırmaya çalışırken yine aynı şeylere, kalıplara toslayınca çok da etkili olmuyor yani pazarlama stratejisi. Sonra iyi bir pazar araştırması yapın diyordu. Bu zaten bütün pazarlama akımlarına, bütün pazarlama stratejilerine söylenebilecek bir öneri. Pazar araştırması yaparken veya yeni ana akım kampanyalar oluştururken işte hedef kitlenizin işte LGBTQ perspektiflerine dikkate almalı ve onları dahil etmelisiniz tabii ki. Yalnızca işte hatta burada erkek hedefli araştırma ve mesajlarla sınırlamayın kendinizi diyordu yazıda. Mesela işte Subaru örneğini vermişti burada. Subaru tüketicilerini araştırmış, çok detaylı bir araştırma yapmış ve orada mesela çok güçlü, çok alım gücüne sahip ve isteğe de sahip Subaru'ya karşı güçlü bir lezbiyen hedef kitlesi bulmuş mesela. Bunun dışında tutarlı ve kendinizden emin olun diyor. Burada mesela Decathlon'un yaptığını hani düşünürken ben direkt bunu şey yapmıştım, onunla bağdaştırmıştım. Muhafazakar gruplardan gelen olumsuz eleştirilerden sonra reklamları değiştirmek ya da geri çekmek LGBTQ tüketicilerini markadan uzaklaştıracak. Hem de toplumda daha da yabancılaşmalarına sebep olacaktır. Çünkü yanında olup geri çekildiğiniz zaman çok daha zarara yol açıyorsunuz böyle. Bir yandan marka prestiji açısından da tutarlılık çok önemli bir şey. Yani itibar açısından. Yani sen aslında onu sadece bir reklam aracı olarak kullandığını kabul etmiş oluyorsun. Herhangi bir hedef kitlenden tepki gelince onu geri çekerek aslında. Burada mesela işte her türlü eleştiriye bir de iş konulu bir sebeple dönün demişti. Yani burada mesela Decathlon yani gayet sosyal bir sebeple dönmüştü. Hani böyle bir şey savunuyoruz çünkü insanlar böyle gibi evet. Bir şey. Yani. Bu da hayatın normal bir akışına da sahip ve bir şey diye dönmüştü. Markamızın çatısı altında çalışmamaları için bir sebep yok. Yani. Evet. Buna da hani işte daha karlı diyebilirsiniz. Daha çeşitlilik olması gerekiyor diyebilirsiniz. Bu tarz işte iş sebepli bir konuyla da dönebilirsiniz diyordu. Bir de mesela gençler için uygun olmayan cinsel bir içeriğe sahip olmadığı sürece o reklam zaman kısıtlamalı olarak yayınlamaktan kaçının demiş mesela. Bu çok güzel bir örnek bence. Çok güzel bir konu. Yani gerçekten cinsellik olmadığı sürece hani sırf işte eşcinsel bir çift koydunuz oraya diye onu mesela işte saat 11'den sonra yayınlamak falan da çok mantıklı değil. Çünkü o zaman herhangi bir şekilde bilinirlik yaratmıyorsunuz. Herhangi bir şekilde o reklamınızı geniş kitlelere yaymamış oluyorsunuz. Yine ya böyle arkasında durmadığınızı bir şey biraz gösteriyorsunuz aslında. Çok tehlikeli bir şey daha var. Yani sen onu aslında gece 11'den sonra gösterilebilecek bir şey kategorisine sokmuş oluyorsun. Evet. Aslında işte artı 18 hiçbir şey olmamasına rağmen sadece orada gay bir çift olduğu için sen onu gece gösterilebilecek bir şey kategorisine koymuş oluyorsun. Aşırı tehlikeli yani. Tehlikeli. Şey evet. Böyle hani hiç yapma abi hiç yapma gibi olabilecek sen şeyler. Dokunma. Sonra araştırmalardan yine işte LGBTQ'nun marketinin büyüklüğü ve alım gücünden bahsedebiliriz.
Burada mesela bu popülasyonun Amerika'daki yetişkin LGBTQ popülasyonunun 917 milyar dolar alım gücüne sahip olduğundan bahsetmişler. 2014'teki bir araştırmada, ama bu araştırma sanırım Google'ın yaptığı bir araştırmaydı. Böyle hani biz çok mesela okuma yaptık bu konuda. Bu araştırmadan çok bahsedilmişti. Yani işte 10 tane 20 tane okuduysak mesela onların hani yarısında falan neredeyse bu araştırmadan bahsedilmişti. Bu araştırmada diyor ki 34 yaşın altındaki müşterilerin %45'ten fazlası işte LGBTQ friendly bir markadan tekrar alışveriş yapmaya daha meyilli olduğunu söylemiş. %45'ten daha fazlası. Hı hı. Yine burada şey de vardı mesela, katılımcıların %54'ü de toplumsal eşitlik odağına sahip bir firmayı rakibine karşı tercih edeceğini söylemiş. Yani sırf bu sebepten, yani fiyatları aynı olsa işte ya da bir şeyleri fair olsa, hatta belki çok ufak bir fiyat farkı bile olsa bu tarz bir markayı tercih edeceğini söylemiş bu araştırmada. Biliyorum, çok özür dilerim. Az önce şey dedik ya, hani her bireyin aslında LGBT artı olmasa bile şöyle düşünmesi gerekiyor. Yani markanın aslında çeşitliliğe ya da işte bütün gruplara nasıl kucaklayıcı ve kapsayıcı davrandığıyla gurur duyması gerekiyor dedik ya, aslında bu araştırma da onu çok destekleyici bir şey. Yine başka bir araştırmada da genel nüfusun %60'ı farklı cinsiyetlerden insanların reklamlarda doğru bir şekilde gösterilmesinin önemli olduğuna inanıyor tabii ki. %66'sı ise farklı bir cinsel yönelime sahip insanların reklamlarda gösterilmesi gerektiğini düşünüyor. Hatta bir araştırma daha vardı, sanırım buraya koymamışız onu. Bu az önce bahsettiğimiz araştırmanın devamıydı. LGBTQ toplumunun reklamlarda görünür olmasının olumlu olduğunu düşünüyor. Bu tarz bir şeyin olması gerektiğini düşünüyor %64'ü. LGBTQ topluluğunun önemli bir oranı da %72'si reklamcılıkta sunulma şekillerinin yüzeysel olduğunu düşünüyormuş şu anda. Ve bu araştırma Amerika'da yapılan bir araştırma. Yani aslında en çok ilerlemiş yerlerden biri bile olabilir. En çok kullanılan yerlerden biri. Markaların yine de evet diğer ülkelere nazaran belki LGBTQ bireyleri konumlandırdığı bir ülke aslında. Ona rağmen %72'si yüzeysel olduğunu söylemiş bunların. Bu da yani önemli bir veri olarak görünüyor burada. Yani aslında şey gibi, böyle bizim çok uzun yıllardır, belki böyle 50-60 yıldır hani reklamcılığın gelişmesiyle birlikte gördüğümüz bütün reklamların, hani şu anda dijitalde de öyle, hani %99.9'u belki de, hani net bir oran yok elimde ama böyle gözlemliyoruz zaten. Heteroseksüel bireyler ve hani tırnak içerisine söylüyorum, standart cinsiyet kimliğine sahip, yani görünüm olarak insanlar üzerinden ilerliyor. Ama markaların şuna bakması gerekiyor artık. Gerçek hayat böyle mi? Senin hedefinden gerçekten %99.9 oranında böyle mi? Senin gösterdiğin şekilde mi? Yani değilse zaten sen artık böyle dünya gerçeklerine tamamen gözünü kapatmış ve kendi inandığın şey üzerinden ilerleyen, işte hedef kitlenin bir bölümünü tamamen yok sayan çok yüzeysel bir marka olmuş oluyorsun. Şu anda belki bu konu görece daha az konuşuluyor ama bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra çok daha fazla konuşulmaya başlandığında, çok daha bu konudaki işte savunma argümanlarımız arttığında ya da işte bunu yapabilen markalar daha çok desteklenip yapmayanlar daha çok yerildiğinde, o zaman sen bunu yapsan da çok bir anlamı kalmayacak. Çünkü sen zaten işte şartlar olgunlaşınca ve zemin hazırlanınca yapmış olacaksın bunu. Şu anda yapabilmek önemli olan zaten yani. O yüzden yani LGBT topluluğunun da bu reklamları şu anki halleriyle yüzeysel bulmasını da çok normal karşılıyorum gerçekten. Evet. Dilersen hani az önce de zaten bahsettin arada, hani diğer ülkelerde, Amerika'da ya da ne bileyim belki işte Hollanda'da, Kanada'da markaların reklamları bizim ülkemizdekilere göre tabii ki biraz farklılaşıyor ve LGBT bireylerin işte marka mesajlarında, pazarlama mesajlarında yoğun bir şekilde kullanıldığı markalar da mevcut. Buna önce olan markalar mevcut dünyada. Yani onlardan biraz bahsedebiliriz. Buraya direkt zaten böyle Puma, Nike ya da Nike mi diyeyim bilmiyorum. Converse gibi markaları koyduk. Yani bunlar zaten gerçekten sıkça global reklamlarında yer verdiği gibi konumlandırma olarak aynı zamanda böyle ürün serileri çıkarıyor zaman zaman. Özellikle zannediyorum böyle Pride ayında.
Bununla alakalı, buna ilişkin böyle gökkuşağı renklerini barındıran ürün serileri falan da çıkarıyor. Bu şekilde bir konumlandırma yapıyorlar. Bir tane de araştırma ekledik araya. Bu araştırma aslında bize, ya belki pazarlama odaklı olarak değil ama ya toplumsal bakış açısı olarak bu konunun neresinde olduğumuzu biraz gösterebilir diye düşündük. Destination Pride diye bir oluşum yapmış bu araştırmayı ve bir algoritma hazırlamışlar. Bu algoritmada nüfus verileri, gerçek zamanlı sosyal medya analizi, işte eşit evlilik yasalarının var olup olmaması gibi bilgileri, çeşitli böyle internetteki kendilerince güvenilir buldukları kaynaklardan düzenli aralıklarla çekiyor ve farklı ülkeler için, farklı destinasyonlar için bir skorlama sistemi hazırlıyorlar bu şekilde. Şimdi ekranı zaten yansıtırız tabloyu. Kanada'nın, işte Rusya'nın, Hollanda'nın tabloları, puanlamaları yukarıda verilmiş olacak. Aşağıda da Türkiye var. Türkiye'de zaten hani eşit evlilik yasası söz konusu olmadığı için o kısım sıfır bar chart üzerinde. Evet. Ama diğer konularda da böyle çok ahım şahım bir noktada olduğumuzu Hı. söyleyemeyiz. Ve günün sonunda da skorumuz da 31 olarak ortaya çıkmış 100 üzerinden. Bu aslında şey konusunda bizi düşündürebilir gibi geldi bana Bengisu. Hani bu araştırmanın yapılmasının amacı anladığım kadarıyla işte diğer ülkelerden başka ülkelere seyahat ederken LGBT artı bireyler için o ülkenin güvenli olup olmadığı ya da gittiklerinde bir olumsuzlukla karşılaşıp karşılaşmayacaklarını önceden öngörebilsinler diye yapılıyor. O amaçla hazırlanıyor. Ama skoru 100 üzerinden 31 olan bir ülkede yaşayan LGBT artı bireylerin acaba çok güvende ya da refah bir yaşam sürdükleri söylenebilir mi bu durumda? Zannediyorum söylenemez. Zannedemez. Evet. Ne yazık ki. Devam edebiliriz örneklerle. Direkt üzerinde konuşalım yani. Ben buraya Durex'i de koydum. Durex zaten işte Pride zamanları, Sevgililer Günü zamanları bunu da özellikle vurgulayan kampanyalar yaptığı için, Aha. ki yapması da gerektiği için Kesinlikle. güzel bir marka, bizim ülkeden güzel bir örnek. Evet, Durex ama şey değil mi? İngiltere markası mı ya, Fransa mıydı? İkisinden biri galiba. Belki ikisi de değil, bilmiyorum, atmayayım. Şey yani global bir marka. Yani sonuçta Türkiye ayağı yapıyor bu reklamları ama. Türkiye grubu. O yüzden aslında lokalize de etmişler. Çok güzel. Bizim böyle efsanelerimiz, Evet. hikayelerimiz vardır ya, işte Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun. Onları cinsiyet olarak farklılaştırıp işte Ferhat ile Mecnun, Leyla ile Şirin şeklinde konumlandırmışlar bir sene 2018'de. Diğeri de 2019 reklamı sanırım. İki tane erkek birey, iki tane kadın birey çift olarak işte tutkulu, işte aşk dolu bir dans ediyorlar. Gayet bunlar şey hani olması gereken ve kesinlikle böyle bir markanın hedef kitlesi göz önünde bulundurulduğunda da çok anlamlı ve doğru bir adım. Hatta hani sadece Pride ayına özgü değil de rutin reklamlarında da sıkça yer vermelerinde hiçbir sakınca yok bence. Değerlendirebilirlerdi tüm sürece yayılmış şekilde de bu konuyu. Evet. Devam ediyorum. Bu da böyle beni çok düşündürdü ve etkiledi açıkçası. Yani her ne Duygulandırdı, kadar ya kesinlikle böyle çok hani duyarlı olduğumuzu düşünsek de insani olarak bazen bazı şeyleri hani şu ped reklamında olduğu gibi kanıksatıyorlar bize ve değil mi? farkında bile olmuyoruz aslında onun standartize edilemeyecek bir şey olduğunu. Bu da öyle bir örnek. Bu GMAC, bu LGBT artı bireyler için magazin içerikleri üreten bir işte yayın organı. Ve Babalar Günü için Paris Ece Elmas, onunla bir reklam filmi çekmişler YouTube'da. Babalar Günü'nden bahsediyorlar. Durum böyle olunca hani ben ilk kez böyle bir reklamla karşılaştım. Ve şeyi düşündüm hani çok uzun yıllardır izlediğimiz bütün Anneler Günü, Babalar Günü reklamlarında işte standart kadın ve erkek evlatlar, çoğunlukla belki evliler onlar birbirleriyle ve babalarının, annelerinin işte günlerini kutluyorlar, onlara hediye alıyorlar. Gerçekten hiç LGBT artı topluluğundan bir evlat figürü görmedik. Ama Evet. aslında bütün markalardan bu insanlar da anneleri babaları için hediye alıyorlar. Yani sen marka olarak
Herkes aslında hedef kitleni alıyorsun anneler babalar günü için. Ama asla böyle bir figür kullanmıyorsun reklamında. Yani çok ciddi bir ikiyüzlü. Yani aslında çok doğal olarak var olması gereken bir figür evet. bir de bu. Yani artık hedef kitlenle babası olan insanlar yani burada düşününce. O yüzden tabii ki herkesi kitle yapman gerekiyor. Yerleştirmen gerekiyor. Kapsaman gerekiyor. Kapsaman Aynen. gerekiyor, evet. Yani giderek hüzünlü bir hale mi geliyor ya? Efendim ya, neden böyleyiz falan diye bitireceğiz gibi. Gerçekten şey böyle hani hayatı sorgulamaya falan başlıyorsun hani detayına indikçe zaten onlar çok ayrı konular ama Türkiye'de nasıl oluyor'a devam ediyorum ben o zaman. Belediyelerin şeylerini koymak istedik. Şey ya böyle Paylaşımlarını. şeyine zaman akışına güneş gibi doğan paylaşımlardan bir de belediyeden olduğunu görünce. Aynen öyle. Hangi belediyeler olduğunu söylememize gerek yok herhalde. Ama şey baktığınız zaman şimdi belediyeler yanlış bir ifade kullanmak istemem ama zannediyorum devlet organı olarak geçen oluşumlar ve hani onların yaptığı şey yani onların bu savunularını ortaya koyması bir markaya göre çok daha riskli ve bu riski göze almaları bence çok onurlu güzel bir davranış bu bağlamda da yani bir markaya baktığın zaman bir belediyeye göre çok daha özgür bir alanı var. Pazarlama mesajlarını oluştururken fakat yani tercih etmiyorlar çoğunlukla. Belediyelerden böyle bir şey Belki gelmiyor. daha bile insan odaklı olabilir belediye düşününce. Çünkü markada sonuçta sunduğu bir ürün var ya da daha farklı bir hizmet var ama belediye insanlar için işte bulunduğu konumdaki insanlar için var olan bir oluşum olduğu için onların işte refahı için, onların rahatlığı için, onların herhangi bir ihtiyacı için. Evet. O yüzden aslında biraz daha riskli dediğine ben de katılıyorum o açıdan. Aha. Geldiğimiz noktada sanırım şu ana kadar konuştuğumuz her şeyi böyle anlamlı bir şekilde bağlayabileceğimiz bir yer oldu. Bu da işte soracağım soru gökkuşağı yeterli mi? Senin de daha önce de bundan bahsettiğimiz gibi. Evet çok güzel. Bu hani gökkuşağı bu topluluğun simgesi ve hani markaların bunu benimsiyor ve gösteriyor olması, hani bunun normal bir şey olduğunu gösteriyor olması tabii ki güzel bir şey ama artık bunun da ötesine gidilmesi gerekiyor. Mesela az önceki araştırmadan da bahsettik. İşte hala %70 küsürü bu topluluğun yeterince işte güzel bir şekilde, ya güzel değil de hani kapsamlı bir şekilde ve daha detaylı bir şekilde temsil edilmediklerinden bahsetmiş. İşte yüzeysel olduğundan bahsetmiş. O yüzden daha kapsamlı projelerin olması gerektiğinde biz de buradan vurguluyoruz bir defa daha. Hı hı. Burada mesela somut adımlara olan ihtiyaçtan bahsedebiliriz ve bunu yerine getiren, bu tarz somut adımlar atan markalardan bahsedebiliriz biraz. Hı hı. Mesela Puma 3 yıl boyunca Trevor Project'te 1 milyon dolar bağışta bulunacağını açıklamış. Bağışlanan para da araştırma, zihinsel sağlık eğitimi ve dijital erişim için kullanılacak. Burada da mesela bahsedilen şeyde, haberde de genç LGBT bireylerinin zihinsel sağlığı ile ilgili olan bir hizmet olduğunu öğreniyoruz bunun. Ve senede 1 milyon dolar bağış yaparak bunu desteklediğini açıklaması, yani yalnızca aslında sözde değil, bunu gerçekten aksiyona koyduğunu da gösteriyor ve uzun vadeli olduğunu da gösteriyor. Tek seferlik değil, 3 sene boyunca yapacak olması, evet. Ve bunu sonuçta 3 sene boyunca bu konuyu savunuyor olacak. Sürdürülebilirlik söz konusu. Bir de yine aslında hedef kitlesiyle çok uyuşan bir şey yapıyor. Trevor Project çünkü LGBT artı bireylerin spora katılımını destekleyen bir oluşum aynı zamanda. Ve Puma da bir spor markası olduğu için aslında herhangi başka bir komüniteyi destekleyen bir spor derneğine ya da oluşumuna bağış yapmasından hiçbir farkı yok aslında bu bağlamda da. Çok güzel bir zemin oluşturmuş yine. Hani kendi kontekstiyle alakalı olduğu için güzel olmuş bence de. Bu somut adımlarla ilgili bir diğer örnek de Hilton'dan verebiliriz. Zaten az önce araştırmada da söylemiştim ya seyahat, işte konaklama, turizmle alakalı eşcinsel olan ve olmayan bireylere sunabileceğiniz çok farklı konseptler ve pazarlama mesajları var diye. Hilton bunu çok güzel bir şekilde yapıyor dünyada. Tamamen işte mesela gay ya da lezbiyen çiftlere, heteroseksüel olan çiftlerden daha farklı işte oda konseptleri, daha farklı dijital kontentler, içerikler
sağlıyor okumaları, izlemeleri, işte keyif almaları için. Ya da şey, sokaklarda yapılan böyle bazı otellerin hani organizasyonları, aktiviteleri oluyor. Hı hı. Hilton yine tamamen LGBT artı komüniteye özelleştirilmiş olarak işte farklı eğlenceler vesaire düzenliyorlar. Muhtemelen şey böyle hani otel alanlarının yakın yerlerinde yani LGBT artı misafirlerini eğlendirmek için farklı bazı etkinlikler düzenliyorlar. Bir diğeri de aslında çok basit ama çok da anlamlı olan bir görselle, hatta buraya bunu da koyarız büyük ihtimalle. American Express'in hani işte cinsel yöneliminiz, hayat tercihleriniz, yani hayat tercihi mesela çocuğunuzun olup olmaması ya da işte hani hangi yaşta olduğunuz, yalnız olup olmadığınız gibi herhangi bir şey önemli değil. Her türlü accepted here şeklinde işte bunu da biraz görselleştirmiş. Arkada da LGBTQ renklerini görüyoruz. Bu da mesela çok güzel, güzel. Bir... Ve şey, hani diversity'nin gerçekten böyle vücut bulmuş hali gibi bir görselleştirme var. Şey de var orada gördüğüm kadarıyla böyle siyahi, Asyalı olabilir belki, kızdan emin olamadım ama şey, çünkü vektörel böyle illüstrasyon tarzı bir şey. Yani sadece LGBT de değil, yani diversity dediğiniz şeyin aslında hiçbir şekilde farklılık gözetmeden tamamen yetkinlik ve liyakata dayalı şekilde işe alım prosedürünü benimsediklerini ve herkese açık olduklarını anlatmaya çalışıyorlar. Yani bahsettiğimiz normal algılama ve kapsayıcılık böyle bir şey aslında. Yani egzajere edilmiş ya da işte fazladan yapılmış bir şeyden bahsetmiyoruz. Bir diğer LGBTQ savunucusu, LGBTQ friendly bir markada IKEA. Ben hatta beraber bakmıştık hani bu konuda en çok böyle somut adım atan markalar neler diye. Mesela bir sürü listede IKEA'yı gördüm ben ona bakarken. Burada mesela Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi ile Mücadele Günü'nde yayınladığı kampanyayla müşterilerin ve çalışma arkadaşlarının evinde hissetmesi için çağrıda bulunuyor diye bir reklam filminden bahsediyordu. Be Someone's Home etiketiyle paylaşarak yine aynı şekilde hani bunların işte yine normalleşme çabası diyeceğiz. Hani gayet de korkulacak ya da ötekileştirilecek bir şey olmayacağından vurgulayan bir reklam kampanyası burada bahsettiğimiz. Evet, yani IKEA'da neden böyle somut adımlar atan kısmında konumlandırdık? Çünkü az önce söylemiştik ya işte hani reklam çalışmaları yapıyorsunuz ama bunun dönemsel olması çok yüzeysel kalıyor diye. IKEA bunu sürdürülebilir şekilde yapan ve geniş zamanlara yayan bir marka aynı zamanda. Onu da belirtelim. Sanırım örnekler bu kadar Bengisu. Güzel, anlamlı bir içerik oldu diye düşünüyorum. Evet, ya bu konuda böyle kafa karışıklığı yaşayan insanlar da olabilir şu anlamda. Hani bir markanın burada tutumu ne olmalı? Acaba işte Decathlon bunu yaptı, bir tepki aldı. Hani biz de bunu konuştuk ya çünkü az önce bir beyin fırtınası yaptık. Hani markalar insanların tepkilerinden korkuyor olabilir mi acaba diye. Bu konuda hani gerçekten senin daha en başında söylediğin gibi işte markalar nasıl adımlar atmalı diye. Her markanın bu konuda bir çizgi belirlemesi ve arkasında durması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü geleceğe yönelik olarak hani long term orientation düşündüğümüzde hani sadece bugünden ibaret değil bir markanın varlığı. Yani bir marka işte belki de böyle 50 yıl, 100 yıl yaşayan bir organik yapı aslında. Ve siz hani bugünün şartlarına uygun hareket edip hani insani değerlerden feragat ederseniz sadece o anki hedef kitlenizin istediği şeyler doğrultusunda hareket ederseniz ve genel olan böyle değerlerden uzak durursanız bu bir şekilde size bir yerde zarar verecektir bence. O yüzden hani markaların tutumlarını da bu anlamda gözden geçirmeleri gerekiyor kesinlikle. Kesinlikle ve çok naif bir değer yani bu sağladığınız şey. Hani çok da aslında yani evet insanların görüşleri belki buna hazır olmayabilir. Belki işte hedef kitlenizin bir kısmı buna hazır olmayabilir ve kötü bir şekilde tepki alacak olabilirsiniz hakikaten, ama savunduğunuz şey çok naif ve çok değerli bir şey olduğu için ve bir marka da artık sorumlulukları olan bir şey. Yani yalnızca kar amacı güden şeylerden artık uzaklaştı marka dediğimiz konsept. Özellikle de mesela bunu X ve Y jenerasyonuna çok bağlıyorlar bu değişimi. Yani eğer sizin odağınız karsa, ki öyle olmak zorunda marka olduğunuz için, eğer odağınız hedef kitlenizse yani X ve Y jenerasyonu çok büyük bir alım gücüyle geliyor ve artık onların istediği şekilde evrilmeniz demek bu tarz konularda
aktif bir şekilde ve somut adımlarda yer alıyor demek. Yer alıyor. Bir jenerasyonlar daha açık fikirli olduğu için zaten. Hı-hı. Ve daha normal şekilde düşünebildiği için, kalıp yargılarla değil evet. Belki. Aha. Evet, doğru. Ya Bengisu zaten hani medyanın var olma amacı bu gibi. Hani biraz da böyle bahsettik ya, bize idealize edilmiş şeyleri sürekli gösteriyorlar zaten bir şekilde, markalarını benimsetmek ve yeni bir tüketim toplumu ve algısı yaratmak için. Aslında hı-hı. Yani bunu da idealize etmek yine markanın ve medyanın elinde olan bir şey. Yani istenilirse yapılır, onu demek hı-hı. istiyorum. Yani evet. Böyle hedef kitlesinin LGBT artı olmayan kısmından çekiniyor olabilir diyoruz ya. Yani aslında medyanın bir şekilde isterse bunu da empoze edebilmesi mümkün. Yani bunun normalliğini de empoze edebilmesi mümkün. Biraz artık orada bir şekilde duruş sergilemesi ve inisiyatifine kalıyor aslında medyanın ve markaların. Bugünlük bu kadar o zaman. Ekleyeceğim bir şey var mı senin? Yok, benim ekleyeceğim yok. Güzeldir bence. Ben çok keyif aldım. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. İyi ki bu konuyu söylemişsin yapalım diye. İyi ki de güzel yaptık. Yapabildik. Evet, sorularınız falan olursa lütfen bize ulaştırın. Artık kanalları biliyorsunuz. Nerelerden ulaşabileceğinizi en basitinden sosyal medyadan zaten yazarsanız dönüş sağlarız. O zaman teşekkürler dinlediğiniz, izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Bir sonraki podcast'te. Hoşçakalın.